Neredeyse her gün bir Uber şoförü taksiciler tarafından ya dayak yiyor ya da araççıları zarar görüyor. Bu sabaha karşı da içinde yolcuları olan bir Uber aracının önü kesildi. Üstelik iddiaya göre taksicinin elinde bıçak da vardı. İnsan psikopat çünkü. Bak şimdi bak arabamıza geliyor. Aa, bak. Açma abi. Bak. Aa, şu anda bu insan normalde bu sondu. Uber'le taksiciler arasındaki gerilim bugün de devam etti. İddiaya göre o son olayda olan bitene yolcular da tanıklık etti. Bak bir şeyle geliyor. Camını kapat, kilitle her şeyi. Bunlar bir yerde hırsızlık yapıyorlar. Ekmeğimizi çalıyorlar. Mal ve can güvenliğimiz yok. Kesinlikle şu aşamada can güvenliği yok. Görüntüler bu sabaha karşı 4.30 sıralarında İstanbul Harbiye'de çekildi. Bayanlar aracımı aldım. Zafer Caddesi üzerinden Taksim istikametine devam etmekteydik. Uzun uzun korna bastım. Taciz bir süre daha devam etti. 30 metre sonra falan önüm aracı kırdı. Sağından geçtim. İkinci sefer tekrar önüm aracı kırdı. Dördüncü seferde artık hanımefendiler videoyu çekmişler. 4 taksi gidi. Açma abi. İddiaya göre eline bıçak alan taksici önce kapıyı zorladı. İşte bakın tekmelerden aracının hasar gördüğü yerler buralar. Bıçağın sapıyla cama vurarak açtan siz bize ana avrat küfür uçakla bu camı kıramayınca bu lastiğimi patlattı. Yaşanan korku ve panikle sürücü İrfan Er hemen yolun kenarında bulunan başka bir araca çarparak ancak kaçabildi. İrfan Er taksiciden şikayetçi oldu. Ya, oraya kadar gidelim Ayça lütfen. Evet bir şekilde bunların cezalandırılmasını istiyoruz. Aracın önüne geçtiler hırsızlar falan diye bir hakaretler falan. Çekil falan dediğim zaman birkaç kişi daha fırladı arabanın önüne. Camına gördüğünüz gibi. Bir başka olay da İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaydı. Şu anda bu aracın bu halde olmasının nedeni şu. İddiaya göre Recep Aklan sabah 9 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaydı. 5 turisti aldı, Tuzla'ya götürecekti. Yani yolcular da içerideydi. İşte saldırı da o anda gerçekleşti. Elinde bir demir madde vardı yani onunla kırdı. Olay büyümesin diye oradan bir önce ben yabancı misafir olduğu için manevra yaparak çıktım ben oradan. İddiaya göre başka saldırılar da vardı. Evet. İşte onlardan birinin darp raporu. Burada 2-3 kişi tarafından darp ediliyor benim oğlum. Bu bir ay önce oluyor. Onlar böyle diyor ama taksiciler odası suçlamaları reddediyor. Bunlar bir algı operasyonu. Bunlar şu anda bizim 12 Mart'ta bir mahkememiz var biliyorsunuz. Bu mahkemeyi etkilemek için kendileri bir algı operasyonu içerisindeler. Devletimizin bir an önce buna el atıp karar vermesi gerekir.